Rusya Ukrayna'yı bir kez daha kamikaze İHA'larla hedef aldı. Ukrayna makamları Rusların Donetsk bölgesinde İran yapımı Şahit İHA'larıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamaya göre 11 İHA'dan 10'u Ukrayna Hava Savunma Sistemi tarafından düşürüldü. Ukrayna Savunma Bakanlığı da savaşın sıcak noktası Bahmut'ta direnişin sürdüğünü açıkladı. Bakanlık, Rusların kasabanın tamamında kontrolü ele geçirmeyi hedeflediğini, ancak Ukrayna askerlerinin pozisyonlarını korumayı başardıklarını açıkladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gökyüzünde beliren gizemli bir ışıksa merak konusu oldu. Hızla alçalan ve yok olan nesnenin ne olduğu henüz tespit edilemedi. Ukraynalı yetkililer önce cismin NASA'ya ait bir uydu olduğunu söyledi. Ancak daha sonra açıklamayı geri çekip olayı incelediklerini söyledi. Rusya ise batıya gözdağı vermeye devam ediyor. Rusya Deniz Kuvvetleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki filosu Okos Denizi'nde tatbikat yaptı. Moskit yani sivrisinek gemi savar seyir füze sistemini test etti. Cephe hattında bunlar yaşanırken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg savaşın başından bu yana ilk kez Kiev'e gitti. Stoltenberg, Mihailov Meydanı'ndaki anı duvarını ziyaret etti. Duvarın önünde saygı duruşunda bulunan Stoltenberg için sıkı güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti.